Sevgili izleyicilerimiz, Kültür Dünyamız programından sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftanın konuğu Lütfi Şahin. Lütfi Şahin, Midye'den Damlalar, Osmanlı'nın Kanlı Tarihi isimli iki kitabı yayınlamış bir yazarımız. Kendisiyle kitapları üzerinden yazarlık duygusunu ortaya koyabilecek, heyecanını yansıtabileceğimiz sorularla birlikte olacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Turan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun hocam. İyiyiz, teşekkür ediyoruz. Biz işte böyle yazarları burada ağırlamaya devam ediyoruz. Sizin yazdığınız kitapları okuyucuyla buluşturmaya vesile olabilir miyiz düşüncesinden kaynaklı bir program zaten bu. Lütfi Şahin, Midye'den Damlalar isimli kitabıyla ilk önce çıktı. Evet. Doğru mu? Edison'da bir zamanlar öğrenciydi, üst başlığı var. Evet. Herkes öğrenciydi. Yani herkes öğrenciydi. Evet. Şimdi hocam, Osmanlı'nın kanlı tarihine geleceğiz. Yalnız önce niye kitap yazdınız sorusuyla başlayayım isterseniz. Yani neden kitap yazma ihtiyacı duydunuz? Bunu kendinizi niye zorladınız? Rahat rahat gezmek, dolaşmak varken gibi bir soruyla başlayalım isterseniz. Duran Bey, öncelikli olarak böyle güzel bir program hazırladığınız için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Tebrik etmek istiyorum sizleri. Neden kitap yazıyorum? Ben ortaokul yıllarından beri kompozisyonlar ve denemeler yazmış bir insanım. İnsanlara faydalı olma hevesi, hırsı bende kitap yazma duygularına neden oldu. Bu yüzden kitap yazmaya doğru adımlar attım. Ve ilk kitabım 2010 yılında Midye'den Damlalar yayınlandı. Evet. Daha sonraki yıllarda e-kitaplarım yayınlandı. 5 tane e-kitabım yayınlandı. Onlara geleceğiz. Yani ben sadece bu gerekliliğin sebebi ne? İnsanlara faydalı olma. Faydalı olma. Yani siz sadece yazma, kitap kanalıyla faydalı olmayı düşündüğünüzden, yoksa insanlara faydalı olmanın onlarca, yüzlerce yolu var sanat evet. itibariyle. Madem evet. okuyup yazıyoruz diyorsunuz, kitaplarla ulaşalım mantığıyla evet. harekette. Eyvallah. Faydalı şeyler de yazmışsınızdır muhakkak. Şimdi bu kitaba geri döneceğiz. Ne var ne yok diye soracağız ama ondan önce birkaç soru sormam lazım size. Şimdi ilk kitabınız çıkarken tabii bir heyecan yaşadınız, hazırladınız. Belki kitap olacağını bile düşünmediniz, düşünemediniz o anda. Her ne kadar düşüncenizin arka planda var olmuş olsa da gerçekleştirmek kolay bir iş değil. Kitap çıkarmayı başarmak çok zor bir iş. Ben sorum şu, bu serüven nasıl başladı? Yani kitap yazma serüveniniz nasıl başladı? Kitap yazma serüvenim, ufak yaşlardan itibaren yazmaya karşı bir hevesim vardı benim. Bu ortaokul yıllarından itibaren kompozisyonlar ve denemeler yazdım. Değişik hikayeler yazdım ve bu şekilde başladı. Daha sonra bunları bir araya getirip kitap haline getirmeyi düşündüm. Ve bu şekilde kitap yazma serüvenim başladı. Tabii kitap çıkınca, kitap yazma serüvenden sonra kitabın çıkışı önemli. Çıktıktan sonraki o heyecanınızı merak ettim işte nasıl? İlk kitabım Midye'den Damlalar çıktığı zaman çok heyecanlandım. İnsanların kitabımı beğenip beğenmeyeceği noktasında kendimi koşullandırdım. Acaba beğenirler mi yoksa beğenmezler mi şeklinde düşünceler içerisine girdim. Ama güzel duygulardı, çok hoş duygulardı. Yani sevindirici bir çalışmaydı. İlk kitabınız 2010'da mı çıkmıştı? 2010 yılında çıktı. Yani 2 yılda 2 kitap. Bu da iyi bir rakam ya sonuç itibariyle. İnşallah başarınız devam eder düşüncesindeyim. Teşekkür ederim. Ya bazen soruyorum bu soruyu ben gelen yazarlara. Kitabınızı birisinin elinde gördüğünüz zaman hangi duyguya kapılıyorsunuz filan gibi. Aynı soruyu size de soralım. Şu an kitabım sizin elinizde. Bu beni son derece heyecanlandırıyor. Kitabımı beğenip beğenmeyeceğiniz noktasında kendimi koşullandırıyorum. Okuyup yorumlamanızı istiyorum. Beni son derece heyecanlandırıyor bir insanın elinde kitabımı görmem. Tabii bu arada tekrar ekrandan taşıyalım izleyicilerimize. Bu kitap önce çıktı. Bir senelik, bir buçuk senelik geçmişi var. Okuyanlar olmuştur mutlaka. Dönüşü nasıl? Dönütler, yani tepkiler nasıl? Kitabım hakkında gayet olumlu tepkiler var. Yalnız bazı okuyucularım kitabımın dilinin ağır olduğunu söylüyorlar. Bu nedenden dolayı bundan sonraki eserlerinde daha hafif bir dil kullanma konusunda kararlıyım.
Ağır dil derken nedir? Osmanlıca Yok, kelimeler. akademik terimler kullandığım Ama konusunda. sizin kitaplar zaten bir araştırma ürünü. Sonuç itibariyle bir yerlerde mutlaka bir alıntı yapmak durumundasınız. Tabii, Evet. tabii. Yani mutlaka alıntılar yapmak zorundayım. Ağır olduğu konusunda uyarıldım. O şekilde bir uyarı var ama genel olarak tepkiler olumlu. Bu kitabı yazarken neyi düşündünüz hocam? Yani elimizde işte midyeden damlalar var. Neyi anlatmaya çalışıyorsunuz? Okuyucu bu kitabı niye okusun? Şimdi midyeden damlaların yazılma amacı Sizi kişinin dinliyorum. Yani anlatın. Biz dinliyoruz şu anda. Amacından başlayalım da. Midyeden damlalar, damla, damıtma, midye nasıl bir araya getirdiniz? Şimdi birçok makalenin bir araya gelmesi sonucunda oluşmuş bir kitap bu kitap. Evet. Asıl amacı kişisel gelişim ile ilgili, eğitim ile ilgili bilgilerin bir araya getirilmesidir. İnsanların eğitimde neler yapması gerektiği, işte başarılı olmuş insanların neler yaptığı ile ilgili makaleler yer almakta bu kitabımda. Bu kadar mı hocam? Yani kitabı şimdi başarılı insanların hayatlarının makaleleri mi diyeceksiniz? Şimdi zeka tiplerinden tutun da başarılı insanların bu zeka tiplerini nasıl kullandıklarına varıncaya kadar birçok konuya yer veriyor kitabında. İşte başarılı olmak isteyen insanların okuması gerektiğini düşündüğüm bir kitap. Kişisel gelişim kitaplarının faydasına İnanıyor musunuz sorusu zayit olur şu anda. Çünkü biraz önce bu bir kişisel gelişim kitabı dediniz tam olmasa da. Yani sonuç itibariyle kişisel gelişim kitapları insanlara çok şey katıyor mu? Tabii. Neden katmasın? Yani kişisel gelişim kitaplarıyla insanlar kendilerini geliştirebilirler. Hayata daha objektif bakabilirler. Hayal güçlerini daha iyi kullanabilirler. Daha iyi kuramlar üretebilirler. Daha önce başarılı olmuş insanların yollarını takip ederek insanların başarılı olmaması için hiçbir neden yok bence. Kişisel gelişim kitaplarının asıl amacı da budur zaten. Daha önce başarılı olmuş insanların takip ettikleri yolları ortaya koymaktır. Kişisel gelişim kitaplarının belki de üzerinde durulması gereken yönü menşe olarak bizim kültürümüz olmadığı için, Batı tandanslı olduğu için hep ben, hep ben, ego tatmini gibi sanki senden başka kimse yok, bir tek sen varsın, o da sensin işte aradığımız adam, bu işi sen yaparsın gibi. Halbuki bu noktada tamam ben faydadan hali olduğunu düşünmüyorum, mutlaka faydası var. Halbuki bizim kendi kültürel değerlerimiz, birikimimiz, düşüncemiz, inancımızla yoğrulmuş olsaydı belki biraz daha şekil değiştirebilirdi. Tamam biz de aynı şeyi söylüyoruz. Yani Fatih'in iki gözü vardı, sende de var. Ona verilen akıl sende de var. Aklını ne kadar kullanırsan o kadar akıllısın. Sonuç itibariyle bunlar doğru şeyler ama genel pompalanan düşünce, sizin kitabınızla ilgili demiyorum bunu. Avrupa'dan tercüme edilmiş, Batı'dan, Amerika'dan tercüme edilmiş ya da tercüme edilmediğini ima eden yerliler tarafından kaleme alınmış kitaplardan bahsediyorum. Bunların inanç noktasında bizi sıkıntıya götürebilecek bölümlerin olduğunu düşünüyorum. Duran Bey, yalnız şu var, Amerika'yı ikinci sefer keşfetmektense keşfedilmiş olan Amerika'ya gitmek, uçakla sefer yapmak daha mantıklı değil midir sizce? Yani daha önce yaşanmış başarılı hayatlar vardır. Muhtemel ifadeler içerisinde ele almak gerekirse yazarlar daha önce yazarlık yapmış insanların eserlerini okumakta, onların hayatlarını ele almakta ve onların takip ettikleri yolların üzerine basa basa gitmektedirler. Amerika'yı tekrar keşfetmektense keşfedilmiş Amerika'ya uçmak gerekir bence. Kişisel gelişim belki kültürümüzde yok ama neden olmasın? Bundan sonra neden olmasın? Ben olmasın anlamında demiyorum. Sadece söylediğim şu, bizim kültürümüzde yoğrulmuş kitaplar olmalı, oluşturulmalı. Demek istediğim bu. Yani onlara otomatik tercüme edelim, işte bize uygulam yok öyle bir şey. Yapılan buydu. Bundan sonra olmamalı. Benim tabii bu acizane düşüncem. Yani bizim kendi inanç ve kültürümüzde yoğrulmuş kişisel gelişim kitapları olabilir. Olmalı da. Ben onlara bir şey demiyorum. Yani egoyu önceleyen değil ama başarıyı önceleyen kitaplar da olabilir. Benim sadece takıldığım nokta buydu. Şimdi benim kitabımda zaten kendi kültürümüzden örnekler verdim ben. Mevlana'dan, İbn Sina'dan örnekler verdim. Daha önceki kişisel gelişim kitaplarında bu tür örnekler yok. Evet, işte Yani benim vurgum da o. kendi kültürümüzden örnekler verdim.
Kültürümüzde çok başarılı insanlar var. Yani kendi kültürümüzde yetişmiş çok başarılı insanlar var. Dünyaya tanıtılması gerekiyor bunların. Bu kişilerin dünyaya tanıtılması gerekiyor. Bizim toplumumuzdaki insanların bu kişileri takip etmesi gerekiyor. Ben bu yüzden dolayı kitabımda bu kişilere öncelik verdim. Burhan Bey. Genel olarak baktığımızda Midye'den Damla'ya biraz önce ifade ettiğiniz işte doğru. Nasreddin Hoca ve ince zekası. Mevlana ve duygusal zeka. Şöyle baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Çoklu zeka. Siz aynı zamanda zeka üzerine bir araştırma da yapmışsınız. Evet, doğru. Çoklu zeka ya da IQ meselesinde ne düşünüyorsunuz hocam? Duran Bey, şimdi insanların IQ'sunu ölçülmesine karşıyım. Çünkü eskiden tek tip zeka olduğu düşünüyordu. Ancak şu an 8 farklı zeka tipinden bahsediliyor. Şu anda bahsediliyor. Bu 18-28. Belki daha fazla yani. Bu belki daha fazla. Evet. Yani bir insanın matematikte zekası zayıf diye o insanın geri zekalı olduğu düşüncesini ortaya koyamayız. Yani belki bu insanın sözel zekası daha iyidir. Belki ne bileyim el becerisi daha iyidir. Yani ortaya konulabilecek 8 farklı zeka tipi var. Ama belki bu yüzlerce farklı alt bölümü ayrılabilir yani. Evet. Bu şekilde düşünüyorum ben. İkinci kitaba geçmeden önce kitapla ilgili kitabı sıralarsak, konuları bölümlemeye çalışırsak hangi tür konular var kitabınızda? İşte Midye'den Damlalar elimizde. Kanes yayınlarından çıkmış bu arada, onu da duyurmuş olalım. Tabii Lütfi Şahin, Midye'den Damlalar, Kanes. Konuları neler hocam? Bir de onu alabilirsek ondan sonra ikinci kitabımıza geçelim diye düşünüyorum. Konuları çoklu zeka teoremi var. Kişisel gelişimde uyulması gereken kurallar var. Kişisel gelişimin nasıl olması gerektiği ile ilgili konular var. Ve bunun dışında kültürümüzde ilerlemiş bireylerden örnekler var, hayatlar var. O şekilde 4 bölümde ele alabiliriz kitabımızı. Sadece kişisel gelişim babında değil, öykülerle, romanlarla, yani denemelerle de hakikaten başarı elde etmiş olan insanların hayatları okunmalı diye düşünüyorum. İlk önce yazılmalı tabii. Çünkü bir ufuk açıcı, belki de insanın zeka performansını ileriye götürecek bir yolu açacağı kanaatindeyim. Yani aynı zamanda romanlar da bunu işlemeli. Birçok roman böyle olmalı. Yani işte hep dram, hep hüzün değil. Biraz daha sevgi, biraz daha rahat, biraz daha belki örnek insanların hayatları ki son zamanlarda biyografik eserler çoğaldı. Evet, bunun da etkisi olabilir kanaatindeyim. Bunu aldık hocam. Peki bir de Osmanlı'nın kanlı tarihi. Siz de mi modaya uydunuz? Son dönemde Osmanlı ile ilgili kitaplar epey revaçta. Yani modaya uyduk demeyelim de ben Osmanlı'nın adaletine hayranım. Yıllardır Osmanlı ile ilgili araştırmalar yapıyorum. Osmanlı'nın adil olduğunu gördüm. O yüzden Osmanlı ile ilgili bir eser çıkartmak istedim. Yani nedeni budur yani. Evet. Bu bir roman değil değerli izleyicilerimiz. Bu bir araştırma ürünü. Evet. Osmanlı'nın gözyaşları. Evet. Hocam bunu hazırlamadan önce nasıl bir çalışma, yöntem, metot uyguladınız? Ne yaptınız? Yani bunun bir arka planı olmalı değil mi sonuç itibariyle? Nasıl bir süreçten geçtiniz? Kitabın serüvenini soruyorum. İlk önce internetten araştırmaya başladım. Onlarca kitap aldım. O kitapları okudum. Tek tek sentezlerini yaptım. Analizlerini yaptım. Notlar tuttum. Dipnotlar tuttum. Ve daha sonra da bu notlarımı bir araya getirip kitabı meydana getirdim Duran Bey. Evet. Ne zaman, süre ne zaman hocam böyle bir... İki sene. İki sene sürdü. Yaklaşık bu kitabı yazmam iki sene sürdü. 60'a yakın kitap okudum. 60'a yakın kitap okudum. Sadece bu kitabı dile getirebilmek için. Birçok web sitesinden faydalandım. Güvenilir web sitelerinden tabii faydalandım. Yani kitap yazmanın zor olduğunu bu kitapta daha iyi gördüm Duran Bey. Yazarlığın zor olduğunu daha iyi gördüm. Yazarlık hangi açıdan zor hocam? Şimdi yazarlık zordur, tamam kabul ediyorum ama açılara baktığımız zaman zorluk dereceleri de artıyor. Dil kullanırken mi zordur, araştırma yaparken mi zordur? Yazarın hangi tarafı zor? Şimdi ya da hangi tarafı kolay? Şimdi yazarlığın kolay bir tarafı yok. Yazarlığın zorluğunu sabır adı altında toplayalım.
Yani sabır gerektiren bir olay tamamen zordur. Yani bütün alt kademeleri zordur. Yani araştırma yapması, çalışması hepsi zordur. Yani sabır gerektiren bir meslek diyeyim ben size. Zordur yani. Yeni çalışmalarınız var mı? Yeni çalışmalarım var. Nisan ayı gibi dünyanın en zeki 100 insanı isimli bir eserim yayınlanacak. Allah izin verirse. Bunun dışında bir dünyanın en zeki 100 insanı 100 insanı adlı bir eserim yayınlanacak. Şu an çalışmalarım sürüyor, araştırmalarım sürüyor. Nisan ayı gibi yayınlanacak veya Mayıs ayı gibi yayınlanacak Allah izin verirse. Bizim mahalleden kaç kişi var? Mahallemizden bayağı çok kişi var yani. Evet, dünya deyince yani sonuç itibariyle. Bizim kültürümüzde yetişmiş çok insan var. Çok zeki insanlar var yani. Hani özellikle onlardan örnek vermek istiyorum. Yarı yarıya diyeyim artık. O şekilde örneklendirmek istiyorum. Bu tabii bizim insanımızın zekasını ortaya koymak okuyucular açısından da önemli. Çünkü çocuklar o yapmışsa ben de yapabilirim. Diyebilir. Yani sonuç itibariyle yine aynı noktaya geldik. Kişisel gelişim noktasına geldik. Evet. Evet hocam. Programımıza bir ara verelim. Kısa bir ara. Değerli izleyicilerimiz Lütfi Şahin'in kitaplarını tanımak üzere kısa bir ara veriyoruz. Biz buradayız. Sizleri bekliyoruz. Osmanlı'nın kanlı tarihi, Osmanlı'nın gözyaşları. Osmanlı tarihi, muhteşem başarıların olduğu kadar derin acıların da tarihidir. Sultanların, şehzadelerin, devlet adamlarının bazen taht uğruna bazen de başkalarının siyasi ihtirasları yüzünden öldürülmesiyle Osmanlı tarihinin en çok kan akan sayfaları yazılmıştır. Kitapta öldürülen, katledilen, tahttan indirilen, sürgüne gönderilen padişah, şehzade ve devlet adamlarından oluşan oldukça çok sayıda kişinin hüzünlü ve hazin hikayelerini bulacaksınız. Midyeden Damlalar, Örüntülü Eğitim ve Mucitlik, Kubaşık Öğrenme ve Toplum, Eğitim ve Alışkanlık, Çoklu Zeka, Beyin Fırtınası, Dramanın Eğitimdeki Önemi, Hipnoz ve NLP Teknikleri, Sinir Sistemi, Mikro İşlemci ve insan Beyni, Üstün Zekalı insanların Özellikleri gibi pek çok konuya ışık tutan bu eserde İbn Sina, Piri Reis, Nasreddin Hoca, Edison gibi insanlığa hizmet etmiş bilginlerin çoklu zekayı kullanmaktaki başarıları dile getirilmiş. Eserde insanoğlunun bilim ve teknolojide aldığı hızlı yolun getirdiği kolaylıklar yanında teknolojinin hangi amaçlar için kullanılması gerektiğinin altı da çizilmiş. Değerli izleyicilerimiz, Lütfi Şahin'in kitaplarını size kısa da olsa tanıtmış olduk. Umarım okursunuz. Biz Lütfi Bey'le kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Tabii Osmanlı son zamanlarda revaçta Osmanlıca diliyle Osmanlı Türkçesi öğretimi de gündemde olduğu için daha öncesinden tarihle zaten romanlarla, filmlerle epey bir gündemimizi meşgul etti. Etmeliydi. Çok öncelerden bu olmalıydı. Çünkü bizim özümüz, aslımız Osmanlı sonuçta. Bunu hiç kimse inkar edemez. Biz onların torunlarıyız. Osmanlı'nın kanlı tarihi, evet başlık biraz sert olmuş ama sonuç itibariyle Osmanlı Devleti 600 yıl kadar hüküm sürmüş bir devlet. Bunun içerisinde çok önemli güzellikler yaşanabileceği gibi olumsuz şeylerin de olması muhtemeldir. Çünkü 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık bir ömür değil, 600 yılı geçen bir ömür. Hocam, kitap neyi anlatır? Osmanlı kanlı tarihi, Osmanlı'nın kanlı tarihi. Şuradan ekrandan da ben izleyicilerimize paylaşayım. Bu kitap neyi anlatır hocam? Duran Bey, bu kitap genel olarak Osmanlı tarihini anlatır. Özel olarak ise Osmanlı'nın içerisinde katledilen padişahlar, öldürülen şehzadeler ve devlet adamlarını ele alır. Hikayeleştirerek, tarihleri hikayeleştirerek vermiş bir kitaptır. Okumalarını öneririm. İzleyicilerimin okumalarını öneririm.
Tarihten çok ders çıkartılması gerekiyor. Osmanlı süper bir güç, büyük bir imparatorluk. Yanlışlar olmamış mı? Olmuş. Bu yanlışlardan ders çıkartıp geleceğe daha güvenli bakmamız için bu tip eserlerin daha çoğaltılması gerektiği düşüncesindeyim. Bu kitabı çıkartırken mutlaka bir amacınız olmalı. Çünkü amaçsız bir iş yapılmaz, yapmamalıyız. Özel ve genel amaçlar nedir kitabın hocam? Bu kitabın bir özel amacı mutlaka var. Bir de genel amacı nedir? Kitabın genel amacı Osmanlı tarihi hakkında geniş bir bilgi birikimi oluşturmak istedim. Özel amaçları ise Osmanlı içerisinde öldürülen padişahlar, şehzadeler ve devlet adamları hakkında bilgi vermek istedim. Bu konularla ilgili çalışmalarımı dile getirdim. Bu sayı bir fazla mı Osmanlı tarihinde? Yani şehzadelerin, padişahların öldürülmesi olayı. Dünya tarihinde zaten bu var da. Osmanlı'da spesifik olarak konuyu Osmanlı'ya hasrettiğiniz için soruyorum. Yani sonuç itibariyle çok mu fazla? Yani çok fazla değil yani. Diğer Avrupa medeniyetinde daha fazla öldürülen insan var. Hani Orta Çağ'da olmuş olaylar bunlar. Osmanlı'da çok fazla sayıda değil. Burhan Bey. Yani işte öne çıkanlar var. Yani öne çıkanlar var. İşte bunun dışında işte sanki şöyle bir imaj ortaya çıkmış olması da rahatsız edici. Osmanlı iktidarda kalabilmek için kardeşini de, babasını da, çocuğunu da öldürmüştür gibi bir imajla yayılmaya, pompalanmaya da çalışıyor. Bunun da önüne geçmek lazım. Elbette var. İyilerle birlikte kötü davranışlar da olacaktır. Çünkü uzun bir süreç Osmanlı. O açıdan bakıyorum olaya. Buna sebep olmak da pek hoş bir durum değil. Tamam, yanlışlara yanlış demesini biliyoruz. Bilmeliyiz de zaten. Çok mu diye sormamdaki temel amaç da bu. Yani Osmanlı kanlı tarih dediniz ya. Evet. Sanki hep kanlı tarih mi gibi bir algı ortaya koyuyor. Şimdi Burhan Bey, kitabın asıl ismi Osmanlı'nın Gözyaşları. O daha masum mesela. Osmanlı'nın Gözyaşları. Zaten iki isim de var kitabımın üzerinde. Evet. Ama daha önce Osmanlı'nın Gözyaşları isimli başka bir eser olduğu için o yazara, kitabı yazan yazara saygısızlık yapmamak adına iki isim kullanmak zorunda kaldık. Yani saygısızlık olmasın diye iki isim kullandık Burhan Bey. Tamam, eyvallah, doğrudur. Osmanlı'nın kanlı tarihi denebilir. Bir araştırma ürünüdür neticede. İçerisinde padişahlar, şehzadelerle ilgili bilgiler var değerli izleyicilerimiz. Onu da bu aradan söylemiş olalım. Padişahların şehzadelere uyguladığı öldürme metotları da var kısmen. Şimdi bu kitapla ilgili hocam, neden böyle bir konu seçtiniz? Yani Osmanlı ile ilgili bir biyografik roman yazabilirdiniz, çok da meşhur olabilirdiniz. Neden böyle bir konu seçtiniz? Yani bunun da illa bilinmesi gerekir mi anlamında yoksa? Ben daha önce söylemiştim ama Osmanlı'nın adaletine ben hayranlığım girişte var. Demiştik, benim, girişte yani demiştiniz. Girişte söylemiştim ben. Osmanlı'nın adaletine karşı bir hayranlığım var. Osmanlı ile ilgili bilgileri bir araya getirdim ve böyle bir kitap ortaya koydum. Ha, daha sonraki yıllarda Osmanlı ile ilgili kitaplarım devam edecek. Osmanlı'yı bağı kesmiyorsunuz, devam ediyorsun. Hayır, bağı kesmiyorum. Osmanlı ile ilgili bağı kesmiyorum. Bundan sonra da devam edecek. Oldukça fazla miktarda bilgi birikimi oluşturdum ben Osmanlı hakkında. Daha programımızın başında kitaplardan bahsederken e-kitaplar demiştiniz. Elektronik kitap aslında yaygınlaştı. Yani önceki gibi değil. Günümüzde elektronik kitap daha belki önde. Ama hiçbir kitap elektronik kitabı kitabın yerini tutamaz. Sonuçta basılmış kitabın yerini tutamaz. Elle tutuyorsun en azından somut, öbürü soyut, sanal alem. Sanal alemden şikayet ediyoruz ama ondan da kopamıyoruz. Sanal alemin kültürel boyutunu da e-kitaplar oluşturuyor. Bunu da kabul etmek lazım. E-kitaplar merakı nedir hocam? Ya da nelerdir? Nereden kaynaklandı e-kitaplarla ilgili çalışmalarınız ve neler? Duran Bey, aslında siz kendiniz söylediniz. Neden e-kitaplara meraklı olduğumu kendiniz söylediniz. Teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişimi gösterdi. Bu nedenden dolayı ben kitaplarımı daha çok e-kitap olarak yayınlatmayı uygun gördüm. 5 tane e-kitabım var. 3 tanesi bilimsel e-kitap. Ne Bileyim Ya 1, Ne Bileyim Ya 2, Ne Bileyim Ya 3. Ne Bileyim Ya 1 fizik ile ilgili bir kitap. Ne Bileyim Ya 2
kimya ile ilgili bir kitap. Ne bileyim ya, 3 ise biyoloji ile ilgili bir kitap. Bunların yanı sıra Kalbimdeki Üç Gül isimli bir şiir kitabım var. E-kitap olarak yayınlanmış. Yani sizin şairlik yönünüzü de öğrenmiş olduk böylece. Evet, bir de Gülünü Bulan Adam adlı bir romanım var. E-kitap olarak yayınlanmış. Bunları basılı hale getirmeyi düşünüyor musunuz? Yok, düşünmüyorum Duran Bey. Orada daha mı güzel duruyor? Yani 50 sene içerisinde ben basılı eserlerin kalmayacağı düşüncesindeyim. Çünkü şu an Avrupa'da yaygın olan e-kitap kültürü ülkemize de yansımış durumda, girmiş durumda. Ülkemizde de 50 yıl içerisinde basılı eserin kalmayacağı, yayınlatılmayacağı düşüncesindeyim. O yüzden e-kitap olarak kalması taraftarıyım. Çok iddialı bir cümle hocam bu ya. Bak şimdi ben de korkmaya başladım ya. Yani teknoloji takip ediyorsunuz Duran Bey. Doğru olup olmadığını düşünebilirsiniz yani. Hocam, şairlik yönünüzü de bir izleyicilerimize paylaşalım. İsterseniz şiirlerinizden ilk önce bir, sonra vaktimiz kalırsa bir daha dinleyelim. Olur mu? Bu şiir arkadaşıma, sen unutulduğunu düşündün ama birçok kalpte düşlendin. Senin kalbinden geçenler için bu şiir arkadaşıma dedim. Bir güzeli çirkine vermişler. Güzel olmuş bedbaht, çirkin demiş eyvah. O seni bir şiir ile ifade etmiş. Bu şiir arkadaşıma demiş. Akıttığın gözyaşları, çirkinin yüreğinde olmuş hançer yarası. Diyememiş güzele taşıdığı duyguları. Bu şiirle onu sevdiğini ifade etmiş. Evet. Şiir daha okuyabilirim isterseniz Turan Bey. Buyurun hocam. İyi gidiyoruz yani, şiir dinleyelim. Gül yüzü güzel sensin. Mecnun'u anlamak zordur. Aşk adeta ateşten kordur. Sevenler diğer insanlara mumdur. Sevgi karanlıktan çıkmanın yoludur. Leyla sadece bir uhdedir. Mecnun için biçilmez bir değerdir. Sevgiyi bilmeyen için yürek ile taş birdir. Leyla gel de Mecnun'un gözyaşlarını dindir. Gül yüzü güzel sensin. Benim için Mecnun'un Leyla'sı gibisin. Atan kalbimin ahengisin. Konuş da benliğim seni dinlesin. Mecnun için Leyla değer taşır. Mevlana Şems'e duyduğu sevgiyle Allah'a ulaşır. Bu kişiler aşkın mihenk taşıdır. Sevenler için bunlar anlamlıdır. Tabii siz mikroskop, teleskop gibi teknolojik, bilimsel araçlarla da meşgulsunuz. Evet. Neden? Duran Bey, ben daha çok bilimsel makaleler yazmaya çalışıyorum. Araştırma ile ilgili makaleler yazmaya gayret gösteriyorum. Bunlar da araştırma yapmadan olmuyor. İşte teleskop ile uzaydaki yıldızların fotoğraflarını çekmeye çalışıyorum. Yıldız haritalarını kontrol etmeye çalışıyorum. Mikroskop ile de hücre fotoğraflarını çekmeye çalışıyorum. Mesela bulunduğum yerdeki bitkilerin hücrelerinin fotoğraflarını çekip bir katalog oluşturdum. Bunu da ileride yayınlatmayı düşünüyorum Duran Bey. Yukarılarda nasıl durum? Teleskop dedin ya. Yani benim elimdeki teleskop... İnsanı böyle alıp götürüyor mu başka diyarlara? Götürüyor. Götürüyor Duran Bey. Öyle mi? Yani gerçekten geri kaldığımı düşünüyorum. Yani birçok konuda geri kaldığımı düşünüyorum. Daha çok araştırmalar yapmam gerektiğini düşünüyorum. Yani uzay götürüyor insanı. Garip alemlere götürüyor Duran Bey. Şimdi tabii hocam, programımızın sonuna biz geldik, yaklaştık. Belki de son sözlerimizi alıyoruz şu anda. Yazarlık konusunda bir hedefiniz var mı? Gerçekleştirmeyi hedeflediğiniz yazarlık konusunda. Onu alalım ilk önce. Yazarlık konusunda hedefim var. Kitaplarımın ileride klasikler arasına girmesi, tüm dünyada tutulması, başka dillere çevrilmesi hedeflerim arasında yer alıyor. İnsanlara faydalı olabilmesi, öncelikle hedef de bu tabii. Yani bunlar benim hedeflerim arasında yer alıyor Duran Bey. Bir son soru. Bizi izleyen gençler, yazmayı tahayyül eden insanlar var. Bunlara tavsiyeleriniz ne olur? Duran Bey, toplumumuzda şöyle bir şey var. 5 kişi okuyorsa 10 kişi yazmaya çalışıyor. Okumadan yazma olayı gerçekleşemez. İnsanın yazması için büyük bir hayal gücüne, geniş bir bilgi birikimine ve kelime hazinesine sahip olması gerekiyor. Bu da okumakla gerçekleşir. Okumalarını tavsiye ederim yazmak isteyenlere. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Ben sizin teşekkür ederim. Başarınız daim olsun diliyoruz.
İnşallah başka programlarda yine beraber oluruz. Kültür Dünyamız programı devam edecek ama bir veda edelim izleyicilerimize. Sevgili izleyicilerimiz, bu haftanın konuğu Lütfi Şahin'di. Lütfi Şahin'le iki kitap üzerinden konuşma yaptık. Siz programımızın diğer bölümlerini izlerken biz sizlere veda ediyoruz. Başka bir programda başka bir konukla birlikte olmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. İslam'da istihbarat. Bedir Savaşı sonrası Müslüman olan Hazreti Abbas radıyallahu anh, casusluk amacıyla Mekke'ye geri gönderilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Mekke'de görevlendirilen Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın mektubu Uhud Savaşı öncesi Hazreti Peygamber'e ulaştı. Kureyş'in hareketliliği hakkında ayrıntılı olarak mektubunu hazırlayan Hazreti Abbas radıyallahu anh, Gifar oğullarından ücretli bir haberci tuttu. Mektubu 3 günde Medine'ye ulaştırması istenen haberci, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi buldu ve mektubu teslim etti. Mektup mühürlüydü. Resul-i Ekrem mektubu Ka'b oğlu Übey radıyallahu anh'a okuttu. Mektupta Kureyş'in gücü ve hareketliliği hakkındaki bilgileri okutan Hazreti Peygamber, Hazreti Übeyde radıyallahu anh'a bunu gizli tutmasını tembih etti. Aşk Çölü. Bahadır Yenişehirli oğlu, binlerce askerin şehit olduğu Yemen cephesinin gölgesinde birbirinden ayrı düşen iki kardeşin hikayesini Yemen türküsüne ve bugüne ustaca bağlıyor. Havada bulut yok, bu ne dumandır? Mahallede ölü yok, bu ne şivandır? Şu Yemen elleri neden yamandır? Giden gelmiyor, acep nedendir? Hüzün, sevinç, paylaşmak, tarih, kardeşlik ve ölümsüz sevdalar. Aşk Çölü, Bahadır Yenişehirlioğlu kaleminden.